Bu dansı bana lütfeder misiniz? Is the only place I ever want to be. We met, and from the start I knew what true love can do. I have the best of everything now. Kocacığım, yoruldum artık. Oturalım mı biraz? Ne oldu, neyin var? Terledim. Üşütmeyeyim de. Peki. Sana haberlerim var abi. Nedir? Renan. Renan geliyormuş. Artık Adana'da yaşamaya karar vermiş. Fransa'ya dönmeyecekmiş. Pekala. Gelsin bakalım. Memnun oluruz. Tabii ki en çok memnun olacak kişi benim. Sık sık görüşürüz bundan sonra. Sanattan, aktualiteden konuşacak biri lazım, öyle değil mi? Evet. Traktörlerin gelmesine de az bir vakit kaldı. Heyecanla gün sayıyorum. Sayarsın tabii. Kârını 3'e 5'e katlayacaksın. Kazandığın paraları sayamayacaksın. Evet, bir yunurgat işsiz kalacak ama maalesef yapacak bir şey yok. Bunun için hükümetimizin bir an evvel önlem alması lazım. DP'ye geçtiğini unutmuş gibi konuşuyorsun Muzaffer. Hükümet biziz. Canım, bizim önlemimiz ne ifade edebilir ki? Bunlar sosyal meseleler azizim. Milli politikalar üretmek gerek. Bravo Muzaffer. Her zamanki gibi bakışın çok doğru ama adres yanlış. Demokrat Parti sosyal meselelerin çözüleceği yer değil. Yahu. Zamanında CHP bu meseleleri çözüyordu da benim mi haberim yok? Traktörlere. Abimin en sevdiği şişelerinden biridir. Ne duruyorsun? Nerede kaldı centilmenlik? Boş dursun diye getirmedim ben bu kadehleri. Şerefe. Şu Kore Harbi 3. Dünya Harbi'ni davet edebilir. Sahi siz ne düşünüyorsunuz Paşazade? Bir Demokrat Partili olarak düşünceniz nedir?
karamsarsınız azizim. Her zamanki gibi. Atlantik Paktı'na sokacak bu harp bizi. Paşazade, Türkiye taarruza uğrarsa peki Amerika yine yardım edecek mi? Hı? Sen neler söyleyeceksin Muzaffer? Eski partilin köşeye sıkıştırıyor beni. Son toplantıda neler söylediğimi unuttun galiba. Tamam tamam, aklımdan çıkmış. Aman fikirlerin sende kalsın. Gülizar, Halide nerede? Bilmiyorum Muzaffer Bey, görmedim. Serap iyi misin? Yok, değilim. Doktor çağırayım mı? Yok yok, gerek yok. Midem bulandı biraz, geç yaşamını. Muzaffer telaşlanma. Tabidir, olur böyle. Evet, ben bir bakayım. İyi misin? İyiyim. Ne oldu Muzaffer Bey? Güllüme bir şey mi oldu? Midesi bulandı. Siz gidip bakın isterseniz. Doktor çağırmamız gerekirse çağıralım. Korkma Muzaffer Bey. Gebeliktendir. Olacak o kadar. İyiyim, merak edecek bir şey yok. Muzaffer, sen misafirlerin yanına git. Ayıp olmasın şimdi. Boş ver şimdi misafirleri canım. Merak etme, iyiyim ben. Düzelince inerim yanınıza birazdan, hadi. Peki. Güllüm, kızım. Kafam, kızım benim. Serap Hanım. Abo, suratınız pamuk tarlası gibi olmuş. Yoksa içinizdeki her şey çıktı mı? Çıktı, çıktı. Tüh, şifa niyetineydi o. Yazık oldu desenize. Yazık mı oldu? He, yazık oldu. Yani şifa niyetin olduğu için, bebeği için yazık oldu. Aslında bir bardak daha var. Ben hemen koşup gidip bir bardak daha alıp getireyim mi? İstemez. O yaptı zaten. Ama şifadır Serap Hanım. İstemez dedim ya. Hadi sen işine bak. Bugünleri de mi görecektik Muzaffer'cim? Şu haline bak. Toy delikanlılara dönmüşsün. Bunca yıldır tanırım seni. İlk kez bu halde görüyorum. Yapmayın Allah aşkına ya. Gelmeyin üstüme. Bunlar hassas meseleler. Bu meseleleri bahane edip politikayı bırakmazsın inşallah. Bilakis artık dört elle sarılacağım politikaya. Bu memlekette büyüyecek bir çocuk dünyaya getiriyoruz. Artık sorumluluğum çok daha fazla. Değil mi? Korkmayın küçük bey, kaçıracak değilim sizi. Sadece şu partiden uzaklaşmak istiyorum. Bakma öyle. Görmek istemiyorum bu partiyi. Hem onlar da bizi görmesini istiyorum. Bizi bulamayacakları bir yere gidelim. Thank you.
ne hız böyle? Aramayacaklar mı sizi? Merak etme. Yokluğumu fark edecek kimse yok. Haksızlık etme. Partide olmadığınızı... Boş ver şu partiyi artık.